efendim Gümüşhan Otel'in ev sahipliğinde, serbest makine mühendisliğin sponsorluğundaki programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Birinci bölümümüzde Ramazan'dan konuştuk. Biraz daha artık yavaş yavaş siyaset yapalım başkanım. Taktirsizim. Başkanım, zor bir süreçten çıktınız. Hakikaten çok stresli, çok sıkıntılı bir seçim dönemi yaşandı. Yani ben de son yıllarda hiç böyle bir seçim hatırlamıyorum. Siz daha eski seçimleri de hatırlıyorsunuz ama ben 2005'ten beri buradaki seçimleri takip ediyorum. Hiç böyle bir seçim atlatmamıştık. Ramazan günü çok aslında girmek istemiyorum ama çok bel altı, çok yakışıksız bir seçim yaşandı. Sizin adınıza özellikle siz hedef tahtasına, hem siz hem adayınız hedef tahtasına, hem de AK Parti son olarak AK Parti'deki ilçe başkanı da hedef tahtasına konuldu son 10 günde. Zor bir süreç yaşandı ama sonuçta Allah yüzünüze güldü. Ve burada Ömer İşlek Başkanım, siz, AK Parti teşkilatları, yani bir iyi başarı yakaladınız. Nasıl bir süreç yaşandı? Kısaca bundan bir bahseder misiniz? Seçimden başlayarak şöyle. Evet, 31 Mart yerel seçimlerini kazansız belasız atlattık. Yeni bir döneme başlangıç yaptık. Öncelikle bu yeni dönemin ilçemize, ilçemiz halkına hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Başkanım, hemen bir antipatik. Tabii ki, buyurun. Biz sizinle şeyden sonra da bir görüşme yapamadık yani. Neden? Seçimden sonra evet, bir yapamadık. Şurada hemen bir sözünüzü alayım da. Şu Ramazan bitsin de. Böyle bir programı da yapalım ya seçimle alakalı. Taktirsiz Hüseyin Bey. Yani sizinle hasbihal etmek benim en zevk aldığım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. O yüzden siz davet ederseniz biz daima sizin davetinize icabet ederiz. Ceddedemeyeceğimiz nadir arkadaşlarımızdansınız. Sağ olun. Efendim biz yerel seçim sürecine malumunuz olduğu üzere 8 aylık bir süreçte başladık. Ömer İşlek Başkanımızla birlikte biz 2 veya 3 ay şeklinde bir seçim süreci yaşamadık. 8 ay önce başlamış olduğumuz başkanımızın deyimiyle de ilmek ilmek dokuyarak netice itibariyle hedefe odaklandığımız bir seçim yakaladık. Bir seçim süreci yaşadık. Evet, geçmişte ben de farklı zamanlarda, farklı tarihlerde yerel seçim sürecinde çalışmışlığım vardı. 2009 süreci seçiminde biliyorsunuz, malumunuz olduğu üzere belediye meclis üyesi adayıydım. Ve listesinde bulunmuş olduğum belediye başkanıyla birlikte ilk defa 2009 yılında bir seçim zaferine ortak oldum. Seçim zaferini yaşadım yani. Bu da ikinci olarak, 2019 olarak ikinci bir seçim zaferi olarak adlandırabiliyoruz. Demek ki şahsım olarak seçim kazanmış ilçe başkanı oldum. Geçmişte evet, de seçim kazanmış bir teşkilatın mensubuydum. Bu konuda geçmişte tarafıma bir söz atfedilmişti. Başkanım, artık bu atfedilmez galiba. Şöyle, kim ne affeder veya ne evet, söylem yapar onu ben bilmem ama bizim gördüğümüz, benim bildiğim şu var. Ben 2005 yılında Korteli'nde gazeteciliğe başladım. Ondan öncesini bilmiyorum ilçe başkanı. Ben de 2006 yılında ilçemizde siyasi hayatıma başladım. Ama o günden bugüne gördüğüm ilçe başkanları, mutlaka hepsi değerli ilçe başkanları vardı. Allah razı olsun. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de, AK Partisi de bana göre en başarılı ilçe başkanlarının içinde bana göre birincisiniz. Ama birine göre ikinci olursunuz ama üçüncü olmazsınız. Çünkü hakikaten çok başarılı bir süreç. Biri beğenir, biri beğenmez. Çok önemli değil bu. Ama şöyle yani, hiçbir MHP ilçe başkanı sizden önceki bölünmüş bir partiyi devralıp onunla seçime girmedi. Veya işte bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden bir parti daha çıkıp seçime girmediler. Ama siz öyle bir süreçte göreve geldiniz. Rabbimin izniyle elhamdülillah sonuca ulaştık. Evet, sonuca ulaştınız ve hakikaten teşkilatınızda isim yok. Yani şöyle işte çok tanınmış, millet tarafından bilinen, işte hani siyasetin duayeni denilen isim olmadan bir teşkilatınız vardı. Ama ben o teşkilatınızı hakikaten çok seviyordum, beğeniyordum. Çünkü gönülden iş yapıyor çalışanlar, gönülden. Öyle bir teşkilatla siz yola çıktınız ve çok başarılı oldunuz.
Yani hakikaten Ömer Başkan'la beraber. Üstümüzü ispat etmiş mi olduk şu anda ya, artık? Bana göre öyle başkanım ama tabii. Kamuoyun takdiri tabii ki. Her zaman siyaseti çok iyi bilen, siyasi duayenler ne der bilemem. Ama o siyaseti çok iyi bilen duayenler ve gazeteciler bu seçim yanıldı. Estağfurullah. Onlar evet. Bilemediler. Nasip diyelim. Şimdi evet, bahsettiğiniz üzere gerçekten şöyle bir biz enerji uyumu yakaladık. Gerek belediye başkan adayımız Ömer İşlek beyefendi, gerek teşkilatımız MHP ilçe teşkilatı ve teşkilatımıza gönül verenler, AK Parti ilçe teşkilatının son dönem içinde teşkilatla birlikte bir uyum ve ilk anlarında da yine teşkilat mensubu arkadaşlarımızla ciddi bir çalışma ve en son Cumhur İttifakı gönüldaşlarımızla tam bir birlik ve beraberlik örneği içerisinde bir seçim çalışması yürüttük. Ve bu uyum bize sonuç itibariyle başarıyı getirdi. Şunu özellikle söyleyebilirim ki bu seçimlerde ben şunu anladım. Sizin biraz önce bahse konu ettiğiniz siyasetin duayeni olduğunu iddia edenler, siyasi olarak her konuda bilgi sahibi olduğunu iddia edenler bu seçimde yanıldılar. Yanılmalarının sebebi şuydu, şu hususu göz ardı ettiler. Samimiyetle hedefe kilitlenmek, güven duymak, güvenin yanında halkımıza yani seçmene kalbimizi açmak. Biz bu hususta gerek belediye başkan adayımızla, gerek Cumhur İttifakı teşkilatlarımızla ve gönüllü çalışan tüm gönüldaşlarımızla beraber bizler sadece ve sadece halkımıza gönlümüzü açtık. Ve bu gönlümüzü açarken onun yanında disiplinli bir çalışma yürüttük. Yani gidilmesi gereken her seçmenin ayağına gittik. Onlara herhangi bir sözde vaatte bulunmadık. Yalan söylemedik. İlçemizle ilgili yapılması gerekenleri doğrudan önlerine serdik. Ve belediye başkan adayımız, bakınız ben de 8 ay önce tanıdım belediye başkan adayımızı. Ama tanıdığım zaman dedim ki, tabii ki onun referansları vesaire onlar zaten etkili oldu yani. Ama Ömer Başkan'ın da şöyle bir duruş vardı. Bu ilçeye hizmet etmek isteyen bir kişi duruşu vardı. Bu ilçeye gönülden hizmet etmek istiyordu. Biz bunu teşhisat olarak fark ettik. Ondan sonra birlikte çalışma kararı aldık ve elhamdülillah şu anda Ömer Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalarla gerçekten adalet ve hakkaniyet çerçevesinde herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmaksızın eşitlik ilkesini ön plana almak kaydıyla bu ilçenin menfaatine olan her bir hizmeti yapma konusunda şu anda somut projelerini, hizmetlerini hep beraber Kortel halkı olarak birlikte izliyoruz. Ve ben diyorum ki yanılmamışım. Yani insanları tanıyorum ama elhamdülillah Türk İslam davası için çarpan kalpler bu davada üretken belediyecilik anlayışını, gönül işi belediyecilik anlayışını kendine şiar edinip bu uğurda yola çıkan şeyler, ruhlar, kişiler sonuçta hedefe kilitlenip Rabbimin öncelikli izniyle seçimin almamızda en etkili olan hususun bu olduğunu düşünüyorum. Ama bahse konu ettiğiniz üzere kendi teşkilatım adına konuşayım. Gerçekten teşkilatımdaki etiketler, yapılan meslekler hiçbir şekilde bizim için önemli olmadı. Bizim için önemli olan gerçek bir ülkücülük ruhuydu. Tanınmamış olmak, ön planda olmak, kamuoyunda itibar sahibi olmaktan ziyade bu dava için varını, yoğunu, zamanını her türlü önemli koyduğu hususu arka plan edip bu dava için çalışmaktı. 2 sene önce teşkilatlar için ve dava için çalışmaktı. 8 ay önce de belediye seçimleri için çalışmaktı. Yani her halükarda bir hedefimiz var ve bu teşkilat önündeki lider bugün benim, yarın bir başka kişi olabilir, önemli değil yani. Önemli olan samimi olarak gerçekten bu dava için çalışmaya kenetlenmiş durumda. Birlik beraberlik ruhu elhamdülillah bugüne kadar hiçbir şekilde bozulmadı. Devamlı hani ruh olarak devam etti. Adayımıza güvendik.
Cumhur İttifakı olarak her iki teşkilat olarak birbirimizle uyum içerisinde çalışmamızı sergiledik ve yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda sadece ve sadece devletin ve milletin bekasını ön plana aldık. İlçemizde de galiba bu karşılık buldu ki her türlü iftiraya rağmen, fitne fesata, dedikoduya rağmen sizin de bahsettiğiniz üzere bugüne kadar hakikaten çamur siyaseti dediğimiz bir siyaset gerçekleşti. Çamur siyasetine rağmen halkımız ilçemizde daimi ikamet eden şartı aranmaksızın Korkut Elli olan bir evladına sahip çıktı. Bu kişiye güvendi ve tercihini Ömer İştek'ten yana kullandı. Başka bir soruya gelmeden önce söyleyeyim ki inşallah bu konuda yanılmayacaklar. İnşallah. Önümüzdeki 5 yıl yani inşallah. Önümüzdeki 5 yıl bu konuda yanılmayacaklarının ben garantisini verebilirim. 2 ay geçti. Kaçıncı gün oldu bugün? 49 mu 50 mi? 51. 50. Yani gün mazbatayı aldıktan sonraki hadi program yanınca 53. gün olmuş. Yani düşünün yani. Şey daha 2 ay bile olmamış. 53. günde bugün Sayın Başkanımız yüzme havuzu kompleksi dediğimiz geniş bir kompleks inşaatına başlamış vaziyette. Biz diyoruz ya herkese Ömer abi deyin bana. Yani Ömer Başkan demeyin, Ömer abi diyoruz. Başkanımıza bir gün bakarken bir gencimizin bisikletinin arkasında kortej içerisinde giderken görüyoruz. Başkanım bu konuda zaten bir şehir efsanesi. Şehir efsane olmaya geldi dedi. Yani gerçekten şehir, efsane oldu. Şehir efsaneleri türemeye başladı. İşte geçen gün, geçenlerde bir arkadaş arıyor beni. Elmalı'dan. Ya diyor sizin başkan diyor çöp konteynerinin içinden çıkıyormuş. Ya dedim ben öyle bir şey yok. Antalya'dan yine biri arıyor aynı diyor. Ya diyor Hüseyin diyor sizin başkan diyor şeyden çıkıyormuş işte çöp konteynerinden çıkıyormuş. Şöyle yapıyormuş şöyle yapıyormuş. Ya ben de merak ettim ya hakikaten dedim. Öyle bir şey var da biz mi bilmiyoruz dedim. Ömer Başkan'a denk geldi. Ya başkanım dedi sen hayırdır çöp konteynerinden falan mı çıkıyorsun dedim. Ya Hüseyin dedi ben de duydum dedi şaşırdım dedi. Ama artık yani bugüne kadar alışıla gelmiş bir belediye başkanının tamamen dışında hal ve hareketleri var. Evet. Bu da halk tarafından benimseniyor. Bir gün bakıyorsunuz gençlerle uzun eşek oynayan bir belediye başkanı. Evet. Efendim bir gün bakıyorsunuz belediye personelinde oturmuş minderde hep beraber yemek yiyen bir belediye başkanı. Sabah 6'da kalkmış efendim sabah çorbasını ocağa koymuş esnafın hemen masasında daha... Sabah çorbası hazır değil esnaf ama belediye başkanımız o esnafın masasını onun hasbihal ediyor. Bütün gece vakti dükkanlarını açan esnaflarımız belediye başkanımızla hasbihal etmekten evet. Çok memnun. Yani şu anda bizim gördüğümüz belediye başkanı makamında oturan takım elbisesiyle makamında oturan gelenle gidenle konuşan değil de Ömer İşlek Başkanımız herkesin de kabul ettiği üzere devamlı halkın içinde sahada yapacağı hizmetleri birebir kontrol eden, sabah 6'da kalkan, gece 2'ye kadar devamlı ilçemizde çalışan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Gerçekten farklı bir profil çiziyor. Bu da zaten benim bugüne kadar kendi şahsi hizmet anlayışımda tıpatıp uyuşan bir belediye başkanı karakterini yansıtıyor. Ve en önemlisi de kul hakkı ve yetim hakkına ehemmiyet veren, harama asla dokunmayan, her daim helal yönden işini yapmaya çalışan bir belediye başkanımız var. Bu konuda içim çok rahat. Yaptığı hizmetlere bu manada tamamen kefil olabilirim. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah böyle de devam edeceğine kanaatim sonsuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler ve Cumhur İttifakı olarak geniş manada konuştuğumuz zaman gönül işi belediyeciliği ile üretken belediye anlayışını bir araya getirmiş, kenetlenmiş ve kendine bunu şiar edilmiş bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Ben sadece halkımızdan şunu rica ediyorum, ilçe halkımızdan. Bir bakalım, bekleyelim, görelim belediye başkanımızın çalışma sistemini. Şöyle bir uzaktan izleyelim. En az bir yıl boyunca başkanımızın yapmış olduğu projeleri gerçekten kalpten, gönülden izleyelim. Ondan sonra kararımızı verelim. Zaten eleştireceksek ondan sonra eleştirelim. Yani hep anda... beraber eleştirelim. Ama iki aylık çalışmayla efendim veya başka konulardaki kamuoyunda
takım dedikodulara kulak verip de karar vermeyelim. Yargısız infaz yapmayalım. Bu arada başkanım, Ömer Başkanım selam söyledi, röportajda izledim. Kokteyl Altına da çok selam var. Sağ olsun, razı olsun kendisinden. Başkanım şöyle bir şey var. İşte biz biraz yargısız infaz yapıyoruz. Biz gazetecilik hayatımızda mesela ben hep demişim, yani belediye başkanı seçildikten sonra bir 5-6 ay vakit vermek lazım. Eleştirmemek, yani eleştirmek için biraz önüne açmak lazım. Çünkü daha belediyeye yeni geliyor, işleyişi yeni bilecek, süreci yeni öğrenecek. Bu adam hemen eleştirmek haksızlık olur ki bizim başkan... Çok da milletten de eleştiri yok farkındaysanız. Yok yok, bir eleştiri yok ama yani eleştirirsen de... Sahiplenmiş durumda başkanımız. Bir de şu var başkanım, benim bildiğim daha tebrik ziyaretlerini bitirmemiş belediye başkanları var. Evet. Çevre ilçelerimizde tebrik ziyaretlerinden başını alıp daha hizmete başlayamamış. Manavgat, örnek verebilirim. Manavgat Belediye Başkanı şu anda hiçbir şekilde tebrik ziyaretlerini bitirip daha sahaya inmedi. Bundan şikayetçiler. Ha, daha kaç tane var başkanım, kaç tane şey var, ilçe var. Ama biz bir tane park yaptık. Köylerin, büyük beldelerin hizmet binalarını onardık. Bayramdan sonra büyük ihtimal faaliyete geçecekler. 6 büyük belde ve 6 ilçe merkezindeki mahallelerin tüm ilk başlangıç çalışmaları yapıldı. Dediğiniz gibi yarı olimpik yüzme havuzu çalışmamız başladı. Başladı bitmek üzere. Yani bitmek üzere derken şey bitti artık, proje aşaması bitti. Geçen konuştum ben Ömer Başkanım'la. Herhalde yüzme havuz Haziran'ın sonunda yetişecek ama diğerleri 15-20 gün içinde bitecekmiş. Yani diğer çalışmalar. 10 dönümlük bir arazide 6,5 mu pardon 10 dönümü bir arazinin yapacağı spor kompleks alanı süre olarak başkanımızın vermiş olduğu 45 günlük bir süre. Ki bana kalırsa 45 gün sürmeyecek gibi. Yani başkanım bunu gösteriyor. Ömer abi orada bir de sürpriz yapabilir yani. Haziran 15 gibi bitti bu iş diyebilir. Ki beklenir. O havuzdan dolayı süreyi kısaltamıyorum dedi. Havuz olmasa dedi süreyi daha da kısaltırım dedi. Yani hakikaten çok farklı. Ülkemizde de 6 günde park yapan bir belediye başkanı bugüne kadar rastlanmamıştır. Ömer abi. Belediye başkanı yoktu da danışman vardı başkanım. İki günde yapar. 48 saat farkı yapar bir danışman vardı. O danışman bizim vardı. Belediye başkanımız oldu. Evet. Elhamdülillah. Başkanım kısa bir bu bölümü de bitirelim. Daha sohbetimiz var. Efendim ama vaktimiz doldu. Efendim ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Hemen kısa bir aramız olacak. Üçüncü bölümde tekrar bir arada olacağız.